Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda kas dokudan bahsedeceğim. Hatırlayın, ne işledik? Kıkırdak doku işledik, kemik doku işledik, kemik dokuya bağlı olarak eklem çeşitlerini işledik. Şimdi geliyoruz artık destek ve hareket sisteminin son kısmına, kas dokuya. Kas dokuda birazcık uzun kalacağız. Çünkü kas dokuda hem kas çeşitlerinden, hem dokusundan bahsedeceğiz, hem de kas kasılmasından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bu yüzden de kas dokumuz birazcık uzun sürecek. Şimdi kas hücrelerine, kas işte dokusundaki yapılara bakalım ilk önce. Daha sonra ise detaylarına giriş yaparız. Arkadaşlar, kas hücresinin zarına, bakın kas hücresi zarına, şöyle yazayım. Kas hücresi zarına ne diyoruz? Sarkolemma. Sarkolemma denir. Kas hücresi zarına. Sarkolemma. Daha sonra kas hücresinin sitoplazmasına, kas hücresi sitoplazmasına sarkoplazma. Sarkoplazma denir. Ayrıca kas hücrelerindeki endoplazmik retikuluma da özel bir isim veriyoruz. O zaman şöyle diyelim. Kas hücresi endoplazmik retikuluma ne diyoruz? Sarkoplazmik retikulum. Peki ne yapıyor bu sarkoplazmik retikulum? Arkadaşlar, bunun görevi, özel bir görevi vardır. Kaslarda kalsiyum depo eder. O zaman şöyle yazalım. Kalsiyum depo eder. Özel bir görevi olduğu için bu yüzden de ismi özeldir. Sarkoplazmik retikulumdur. Daha sonra gelelim. Kaslarda kasılmayı sağlayan protein yapılı aktin ve miyozin vardır arkadaşlar. Biz bunlara miyofibril diyoruz. Bakın, miyofibril. O zaman şöyle diyelim. Kasılmayı sağlayan aktin ve miyozin. Miyozin proteinlerine ne diyormuşuz bunlara? Miyofibril. Miyofibril denir arkadaşlar. Kesinlikle bunu da unutmuyoruz. Yine çıkar. Ayrıca çizgili kaslarda oksijeni depolayan pigment arkadaşlar miyoglobin denir. Bakın, çizgili kaslarda, sadece çizgili kaslara has bir özgüdür. Kalp kasında da vardır ama çizgili kasta daha fazladır. Çizgili kaslarda oksijen depolayan pigment arkadaşlar ne diyoruz? Miyoglobin diyoruz. Oksijen depolayan pigmente miyoglobin denir. Evet, kas dokuyla ilgili bilmemiz gerekenler bunlar. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Arkadaşlar, kas doku hücrelerinin arasında ara madde yoktur. O zaman şöyle diyelim. Kas dokuda ara madde yoktur. Hani kemik dokuda, kıkırdak dokuda bahsetmiştik ama kas dokuda böyle bir madde yok. Arkadaşlar, şimdi gelelim kas çeşitlerine. Vücudumuzda bulunan kasların yaklaşık olarak %80'i çizgili kastır. Geriye kalan %20'si ise düz kas ve kalp kasından oluşmaktadır ki zaten kalp kası sadece kalpte bulunan bir kastır. 3 çeşit kasımız var o zaman. Nedir bunlar? Çizgili kas, kalp kası, düz kas. Hemen arka sayfaya geçiyorum ve kas çeşitlerine bakalım arkadaşlar. Şöyle kas çeşitleri yazıyorum. Kas çeşitleri yine tablo şeklinde yapacağım. Birincisi çizgili kas. Şimdi çizgili kasa bazı kaynaklar iskelet kası da diyor. Hareket etmeyi sağladığı için çizgili kas. İkincisi arkadaşlar düz kas. Düz kas. Bir de son olarak kalp kasından bahsedeceğiz. Kalp kası. Peki nedir bunlar? Ne işe yarar? Özellikleri neler? Nerelerde bulunurlar? Bakalım. Arkadaşlar, ilk önce çizgili kastan başlayalım. Çizgili kasın hücreleri silindirik hücrelerdir. Bakın, silindirik hücrelerdir. Hemen yazalım bunu.
silindirik hücrelidir. Yani hücreleri silindirik yapıdadır. Diğer özelliği arkadaşlar, aktin ve miyozin burada düzenli dizilmiştir. Yani çizgili kaslarda düzenli bir dizilim vardır. O zaman şöyle diyelim. Aktin ve miyozin düzenli dizilmiştir. Düzenli dizilmiştir. Ayrıca hani silindirik hücrelidir dedik ki, isterseniz şöyle kenarına bir çizeyim nasıl silindirik hücreli olduğunu. Bakın şöyle bir hücreye sahiptir silindirik hücre ve çok çekirdekten oluşmuştur. Onu da yazalım, çekirdeklerinin çok olduğunu. Çok çekirdeklidir diyelim. Çok çekirdeklidir. Ve bantlaşma görülür. Bantlaşma dediğimiz, bunu anlatacağım nasıl olduğunu. Aktin ve miyozin düzenli dizildikleri için kasılma sırasında iç içe geçerler. Bu bir bant şeklinde görülür. O yüzden de biz buna bantlaşma görülür diyoruz. Daha sonra bir diğer özelliği, istemli olarak kasılır arkadaşlar. İstemli olarak kasılır ve hızlı kasılır. O zaman şöyle diyelim, istemli kasılır. İstemli kasılır. Diğer kaslar arasında en hızlı kasılandır. En hızlı kasılır. Çünkü diğerlerine de hızlı veya yavaş yazacağız. O yüzden buna en hızlı yazdık. Çizgili kaslar çabuk yorulur. Hızlı kasıldığı için çabuk yorulur. Çabuk yorulur. Peki nerelerde bulunuyor çizgili kaslar? Arkadaşlar, iskelete bağlı, yani bizim iskeletimize bağlı kaslardır. O zaman şöyle diyelim, iskelete bağlı kaslardır. İskelete bağlı kaslardır. Evet, çizgili kasların özellikleri bu şekilde. Şimdi karşılaştırarak düz kası yazalım. Şimdi buna silindirik hücredir dedik. Düz kasa ne diyeceğiz? Mekik şeklindeki hücrelere sahiptir arkadaşlar. Hücreleri mekik şeklindedir. Mekik şeklindedir. Peki nasıldır mekik? Mekik şöyledir arkadaşlar. Eskiden annelerimiz yapardı böyle, mekik oyaları yaparlardı. İşte onun şekline benzediği için mekik denilmiştir. Şu şekildedir mekik. Evet, böyle bir şekle sahiptir ve tek çekirdeklidir. Bunlar da düz kaslarda aktin ve miyozin dağınık dizilmiştir. O yüzden bantlaşma görünmez arkadaşlar. O zaman yazalım. Aktin ve miyozin dağınık dizilmiştir. Dizilmiştir. Ne dedik? Buraya çok çekirdeklidir yazdık. Düz kas için ne diyeceğiz? Tek çekirdeklidir. Tek çekirdeklidir. Daha sonra aktin ve miyozin dağınık dizildiği için düz kaslarda bantlaşma yoktur. Bantlaşma görülmez. Önemli bir özellik, düz kaslar istemsiz kasılırlar. Yani bizim kontrolümüzün dışında kasılırlar arkadaşlar. İstemsiz kasılır. Düz kaslar yavaş kasılır. Bunu da kesinlikle unutmayalım. Yavaş kasılır. Yavaş kasıldığı için yorulmazlar. Yorulmazlar. Peki nerelerde bulunuyor? Arkadaşlar, düz kaslar iç organlarda bulunur. İç organlarda kasılmayı sağlayan yapılardır. O zaman yazalım. İç organlarda bulunur. Peki, miyoglobinden bahsetmiştik. Hatırlayın, çizgili kaslarda yazmayı unuttum. Ondan da bahsedeyim. Arkadaşlar, miyoglobin çizgili kaslarda ve kalp kasında oksijen depolayan bir moleküldür ve kasa kırmızı rengini verir. Dolayısıyla çizgili kaslar ve kalp kası kırmızı renkliyken düz kaslarda miyoglobin bulunmadığı için beyaz renklidir. O zaman bunu da yazayım isterseniz. Şöyle diyelim. Miyoglobin bulunur. Bu yüzden kırmızı renklidir. Kırmızı renklidir. Düz kaslarda miyoglobin bulunmaz. Miyoglobin bulunmaz. Beyaz renklidir. Beyaz renklidir. Mesela bağırsaklarımız
Midemiz bizim düz kasa sahiptir. Dolayısıyla bunların rengi de beyazdır zaten. Hani şey biz kendi belki bağırsağımızı görmemişizdir ama ineklerin işte kurban bayramlarında falan ineklerin, kuzuların bağırsaklarına baktığınız zaman onlar beyaz renklidir. İşte işkembe mesela yapıyorlar veya ne yapıyor? Kokoreç yapıyorlar. Baharatları katmadan önce baktığınız zaman o bağırsağı beyaz renklidir arkadaşlar. Gelelim kalp kasına. Kalp kasını şöyle düşünün. Çizgili kasla düz kasın sanki bir araya gelmiş şekli gibi düşünün arkadaşlar. Kalp kası silindirik hücreli yan kollara dallanan liflerden oluşuyor. Yani şöyle. Silindirik ve yan kollardan oluşan hücrelerdir. Oluşan hücrelerden oluşur. Yan kollardan oluşan hücreler bulunur arkadaşlar. Yani şekil olarak düşündüğümüzde aslında hemen hemen şöyle. Bakın böyle silindirik yapıdadır. Mesela birkaç tane çizelim şuraya. Silindirik yapıdadır. Ama bunların aralarında şöyle yan kolları da vardır. Şöyle yan kollara da ayrılmıştır. İşte kalp kasının hücreleri hemen hemen bu şekildedir. Peki çekirdeklerine bakalım. Çekirdekleri tek ya da çok çekirdektir arkadaşlar. Bazı hücrelerinde tek, bazı hücrelerinde çok çekirdek bulunur. Dolayısıyla ilk önce aktin ve miyozini söyleyelim. Aktin ve miyozin düzenlidir. Aktin ve miyozin düzenli dizilmiştir. Düzenli dizilmiştir. Ne dedik? Tek ya da çok çekirdeklidir. Tek ya da çok çekirdeklidir. Peki aktin ve miyozin düzenli dizilmişse bantlaşma görülür mü? Görülür. Bantlaşma görülür. Arkadaşlar kalbimizde bulunuyor. Kalbimiz nasıl çalışıyor? İstemli mi, istemsiz mi? Tabii ki istemsiz çalışıyor. İstemsiz çalışır. Çalışmasına baktığımız zaman hızlı mı çalışır, yavaş mı çalışır diye sorduğumuzda şöyle en hızlısı çizgili kas. Yavaşı düz kas, kalp kası ise ortada yani hızlı çalışır diyebiliriz. Hızlı çalışır veya hızlı kasılır diyebiliriz arkadaşlar. Peki yorulur mu, yorulmaz mı? Yorulmaz. Zaten yorulsaydı kalbimiz dururdu. Dolayısıyla ölüm gerçekleşirdi. Daha sonra gelelim nerelerde bulunduğuna. Kalpte bulunuyor tabii ki. Kalpte bulunur. Ve arkadaşlar kalp kasında da yine miyoglobin vardır. Kırmızı renklidir. Miyoglobin bulunur. Kırmızı renklidir. Kırmızı renklidir. Evet, kaslarla ilgili, kas çeşitleriyle ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Bundan sonra artık nereye geliyoruz? Kasın kasılması olayına geliyoruz arkadaşlar. Kas kasılmasına geçelim. Şöyle alayım. Başlık olarak kas kasılması yazacağım. Şimdi kas kasılmasında bantlaşma dediğimiz olay var. Bantlaşmadan daha sonra bahsedeceğim ama ilk önce kas nasıl kasılıyor? Neler gerçekleşiyor? Bunlardan bahsedelim. Şekil çizerek bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar hatırlayın sinir sistemini. Sinir sisteminde dedik ki nöronların akson kısımları, motor nöronların akson kısımları ya kaslarımızla bağlantılıdır ya da bizim vücudumuzdaki endokrin bezlerle bağlantılıdır. Şimdi kaslarla bağlantılı olan bir hücreyi düşündüğümüz zaman bakın şöyle bu bizim akson kısmımız olsun. Şurada da çizgili kasımız olsun arkadaşlar. Şöyle çizgili kas hücreleri bunlar da çizgili kasımız ve aralarında bağlantı kurmuşlar. Bu bağlantıya ne diyorduk biz? Sinaps diyorduk, değil mi? Şöyle sinapsımız var. Bunlar işte çekirdekleri. Çizgili kaslar çok çekirdekli olduğu için çekirdeklerini de bu şekilde çizdik. Şöyle bir tane daha hücre çizeyim buraya. Evet, bu da bizim çizgili kasımız. Bu neydi? Akson kısmı. Nöronun akson ucu. Nöronun akson ucu. Burası da çizgili kas.
Çizgili kasımız. Peki, şu aradaki bölgeye ne diyoruz? Bu aradaki bölgemiz de sinaps bölgesi. Sinaps bölgesi sinir hücrelerinden, sinirdeki iletimden hatırlayalım. Evet, kasılma nasıl gerçekleşiyor peki? Kısımlarını yazdığımıza göre. Arkadaşlar, motor nöron. Bakın burası motor nörondur. Bunu da yazayım, belirteyim de hani sonradan aklınızda kalmasın. Motor nöronun akson ucu. Motor nöronun akson ucuna ne vardı burada? Nörotransmitter kesecikler vardı, hani sinaptik kesecikler. Bunlardan asetilkolin dediğimiz bir madde salgılanıyor. Bakın asetilkolin. Şimdi ben buraya bir numara diyeceğim. Daha sonra bu numaraları burada açıklayacağım. Bir numara. Asetilkolin salgılandı. Daha sonra bu asetilkolin nereye geçiyor? Buradaki boşluğa, sinaps boşluğuna geçiyor. Buraya iki numarada, bakın iki numara diyorum. Sodyum iyonları kasa giriş yapıyorlar. Sodyum iyonları mutlaka gereklidir kas kasılması için. Daha sonra kas hücrelerinde bir elektriksel değişim gerçekleşiyor. Yani işte artılar, eksiler, sodyum, potasyumlar yer değiştiriyor arkadaşlar. Daha sonra kasta depolarizasyon olayı gerçekleşiyor. Bunun sonucunda da aksiyon potansiyeli oluşuyor. Yani ne oluyor? Bizim sodyum kapılarımız açılır, içeriye sodyum iyonları girer, potasyumlarla birlikte bir aksiyon potansiyeli oluşturuyorlar. Daha sonra ise kasın içerisinde bulunan sarkoplazmik retikulum vardı. Hatırlayın, kasta kalsiyum depoluyordu. Bu kalsiyumlar açığa çıkar. O zaman buraya ben 3 numara diyebilirim. Ne yapıyordu? Kalsiyumlar açığa çıkıyordu arkadaşlar. Bu kalsiyumlar kasta bulunan aktin ve miyozin ipliklerinin arasına bırakılıyor. Aktin ve miyozin iplikleri kalsiyumu gördüğü zaman kalsiyum miyozinin aktine bağlanacağı kısmın açığa çıkmasını sağlıyor ve aktin ipliklerine bağlanıyor arkadaşlar kalsiyum. Böylece aktin ve miyozin iplikleri birbirine doğru yaklaşıyor ve kas kasılmış oluyor. İşte olay bundan ibaret. Ben şimdi bunları kısım kısım, yani şöyle diyeyim, kademe kademe yazayım. Birinci olayda ne oluyordu? Sinaptik kesecikten asetilkolin salgılanır. Daha sonra ne olur arkadaşlar? Kasta sodyum geçirgenliği artar. Daha sonra kas hücresinde bir elektriksel yük değişimi gerçekleşiyor. Elektriksel yük değişimi gerçekleşir. Sonra depolarizasyon olur arkadaşlar. Depolarizasyon sonucunda aksiyon potansiyeli oluşuyor ve sarkoplazmik retikulumdan kalsiyum iyonları serbest kalır. Hangisine bağlanıyordu? Miyozine bağlanır. Miyozine kalsiyum bağlanır ve kas kasılır. Kas kasılırken de aktin ve miyozin iplikleri birbirine doğru yaklaşıyor. Şimdi size bantlaşmadan bahsedeyim. Arkadaşlar, bantlaşma olayı nasıl gerçekleşiyor? Kasılmada neler olur? Gevşemede neler olur? Bunlara bakalım. İlk önce kasta bantlaşma diyelim. Şöyle bir yan başlık şuraya yazayım. Kasta bantlaşma. Şimdi bu bant olayında bazı bölgeler var. Bu bölgelerin isimlerini de bilmeniz lazım. Arkadaşlar, kas hücresinin içerisine baktığımız zaman şöyle iki tane, bakın, şerit görüyoruz. Tabi bunların devamı var ama ben iki şerit üzerinden anlatmak istiyorum. Biz bunlara Z çizgisi diyoruz. Z çizgisi. Daha sonra bu Z çizgilerine bağlı olan aktin ve aktinler vardır. Bakın şöyle ince ipliklerdir aktinler. Şu şekilde aktinler vardır. Aktin proteinleri bunlar. Aktin. Bir de bu aktinlerin ortasında biraz daha kalın olan şöyle miyozin proteinleri vardır. Şurada miyozin proteinleri bulunur.
Şöyle üstünü çizelim. Daha belirgin olsun. Bunlar da neymiş? Miyozinler. Bunların arasında bulunan bölgelere biz isim veriyoruz. Bant ismi veriyoruz. Arkadaşlar Z çizgisiyle, bakın şu Z çizgisiyle miyozin bandı arasında kalan bölgeye biz I bandı diyoruz. I bandı. Daha sonra iki tane, bakın şurada iki tane aktin proteini arasında kalan bölgeye biz H bandı diyoruz arkadaşlar. Şöyle H bandı. Bakın iki tane aktin arasında kaldı. Bir de miyozinin tamamını kaplayan bölge vardır. Buraya da A bandı diyoruz. A bandı. Bu bantlar önemli. Bakın. Peki iki Z çizgisi arasında kalan bölgeye ne diyoruz? Buraya da sarkomer diyoruz. Z çizgileri arasında kalan bölge. Kaslar kasılırken, bakın kaslar kasılırken sarkomer, H bandı ve I bandı daralır, kısalır. Diğerlerinde herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar. Aktin ve miyozinin boyu kesinlikle değişmiyor zaten. Bunu unutmayalım. O zaman şöyle şuraya kasılma diyelim. Şuraya da gevşeme diyelim. Ve bunları bir karşılaştıralım. Bir kere kasılmada Z çizgileri birbirine yaklaşır. Z çizgileri yaklaşır. Birbirine yaklaşıyor. Daha sonra I bandı daralır. I bandı daralır. H bandı daralır arkadaşlar. H bandı daralır. Bazen kaybolduğu da olabiliyor H bandının. Daha sonra gelelim. Kasın boyu kısalır. Kas boyu kısalır. Sarkomer kısalır arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Z çizgileri birbirine yaklaşıyorsa ne olacak? Sarkomer de kısalacak. Sarkomer kısalır. Bir kere kasın hacmi değişmez. Hacim değişmez. Sadece ne oluyor? Boy kısalıyor. Arkadaşlar A bandı değişmez. Bunları da unutmayalım. A bandı değişmez. Bir de aktin ve miyozinin boyu değişmez. Aktin ve miyozinin boyu değişmez. Şöyle göstereyim size de boyu değişmez. Evet. Kasılma sırasında bunlar gerçekleşiyor. Peki gevşemede ne oluyor? Gevşemede bunların tam tersi olacak arkadaşlar. O zaman şuraya ne diyelim? Kasılmanın tam tersi diyelim. Bir daha yazmayalım. Kasılmanın tam tersi. Ne olacak? Z çizgileri uzaklaşır. I bandı genişler. H bandı genişler. Kasın boyu uzar. Sarkomer uzar arkadaşlar. Hacim yine değişmez. A bandı yine değişmez. Aktin ve miyozinin boyu yine değişmez. Yani sadece şunlar ne oluyor? Ters oluyor. Bunlar da aynısı olarak kalıyorlar. Ben bunu hani hangisi değişir hangisi değişmez olayını şöyle bir kodladım. Bakın kodlama şöyle. Kodlama. Kodlama diyelim. Arkadaşlar kodlamamız his. Hisler kasılır. Peki ne olacak bu his? H bandı, I bandı, sarkomer. Bakın bu üçü değişiyor. Yani boyları kısalıyor. Kasıldığı zaman, gevşediği zaman da boyları uzuyor. Ne oluyor? Hisler değişti. Hisler kasıldı. İşte bu sayede aklınızda tutabilirsiniz. H bandı, I bandı ve sarkomer değişirken şöyle yazayım. H bandı, I bandı ve sarkomer. Bunlar değişirken diğerlerine hiçbir şey olmuyor. Kodlamamız bu. Kesinlikle unutmayalım arkadaşlar. Evet, kasılma ve gevşeme olayı kaslarımızdaki bantlaşma durumu bu şekilde. Bir de kas hücrelerinin, kaslarımızın daha doğrusu enerjiyi nasıl kullandıkları vardır arkadaşlar. Kaslarda enerji önceliği diyeceğiz. Ayrıca tetanos dediğimiz bir durum var. Bundan bahsedeceğiz. Videoyu burada bitireyim. Bir sonraki videomuzda hem kas tonusundan hem tetanostan bahsedelim. Hem de arkadaşlar kaslardaki enerji oranından, enerji önceliğinden bahsedelim. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.